Şimdi abim o zaman 21 yaşında. 21 yaşında Bilgi Üniversitesi'nde okuyan bir çocuğa içi full bira dolu dükkanı ticaret öğren diye verir misin? Kimsenin eline o kadar yetkiyi vermeyeceksin yani 21 yaşında. Bir tek Fatih Sultan Mehmet doğru işler yapmış. Üç, iki, bir. Sevgili arkadaşlar, kardeş kardeşin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm konumuz yaz dizileri. Ama sizin de fark edebileceğiniz gibi şu an yanımızda bir konuğumuz var. Yanımda bir kadın oturuyor. Fazla sözü uzatmadan yanımdaki kadına soruyorum. Sevgili hanımefendi, burada ne işiniz var? Ben Ezgi Kaman, herkese merhaba. Çok beğendik kardeş kardeş isimli programınızı ve ben de aranıza dahil olmak istedim. Ama neden dahil olmak istedim? Murat Kaman sürekli evlilikle ilgili sorunlarını YouTube'da aktarıyor. Ve gelip burada yüz yüze bir yüzleşme yaşamak istedim. O yüzden geldim aslında. Bu noktada ben bir şey sormak isterim. Sevgili yengen. burada yansıttığı sıkıntıları, bahsettiği sıkıntıları kendisi evde sana söylüyor mu? Yoksa evde çok mutlu takılıyor, hiçbir sıkıntı yok gibi bir şey oluyor da buraya geldiğinde mi söylüyor? Ben onu merak ediyorum. Aslında şöyle mesela her YouTube sonrası eve geldiğinde işte soruyorum. Neler konuştunuz diyorum. Hiçbir şey söylemiyor. Ne konuşuyoruz diyorum, hiçbir şey söylemiyor. Ta ki video sonrasına kadar. Videoda da o kısımları zaten çarpı 2 ile izletiyor bana genelde. Ve şey yapıyor sürekli bir ben öyle demek kaçış istemedim. Aslında işte ben şöyle söylemek istedim gibi şeyler söylüyor. Bir saniyenizi rica ediyorum. Ah pardon, ne konuşuyordunuz? Aşık olduğum kadın konuşurken hiçbir şey duyamam. Dalmışım, gitmişim diyorsun. Daldım. Aynen, dalmış. Sonu da gelmiyor. Tutar mısınız ha? Şimdi söyle, yüzüme bakarak söyle. Benimle evlenir gidi, misin? Hayır, evlilikle ilgili fikirlerini söyle şimdi. Hayatımda aldığım en güzel kararın sahibi kadın. Evlilikle ilgili söylediğim şeylerin hepsi aslında kendi düşüncelerim değildi. Bana söyletildi. Birlikte çalıştığım bir boşanma avukatı var. Hayır, söylediklerin nelerdi yani? Niye bana öyle şeyler söyleyip durdun sürekli? İnsanlar... Murat'a sordular. Ben hatamı anladım, özür diliyorum. Pişmanım, yoksa kandırıldım. Yoksa bir dahaki sefer sana takarım. Stand-up'taki çocuklardan birisi geldi bana şey dedi, işte sen stand-up'tasın, sahnedesin. İşte Murat abi nerede abi falan dedi. İşte o da önde dedim. Ben de en arkadaydım, fotoğraf falan çekiyordum diye. Sen neredeydin dedi. Arkadaydım ben dedim. Burada bile mi seni arkaya koydular amına koydu? Dedim ki o kadar doğru bir tespit ki ya. Gerçekten şu an o anki varlığımı sorguladım ben de. Bu yüzleşmeyi yaşadık. Evet. Hepimiz gerildik. An ve an böyle adrenalinin arttığını, durumun gitgide kontrolden çıkma potansiyeli taşıdığını gördük. Ama ustalıkla yönettik. Size hepinize, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sevgili eşime de teşekkür ediyorum. Özel hayatımdan sonra iyiye gider umarım. Umarım. Evet, bunun bir bedeli olacaktır. Bunu hesap ekstrelerinde her zaman görmüşümdür. Teşekkür ederim bugün bizle olduğunuz için. Hesap ekstresi demişken ben de şuna bir değinmek istiyorum aslında. Şimdi her programda Murat çekilişte bir kitap gönderiyor ve gönderdiği kitapları hep nedense Murat alıyor ve benim sonu 10-20 ile biten kredi kartımdan alıyor aslında bütün kitapları. Ve bizim artık ev ekonomimize alıyor gerçekten... Alıyor mu ya kitap? Evet alıyor, gönderdiği niye oldu. Niye göndermiyor oğlum? Bu nasıl bir psikopatlık o zaman? Gönderdiği oldu. Gönderdiği oldu. Ve artık bu bize zarar vermeye başladı. Arkadaşlar açıkçası artık kitap istemeyin. Lütfen rica ediyorum. Bizim... ya yüzsüzlüğe bak gerçekten. Ailece çamur ya. Çoluğumuz çocuğumuz yani rızkı hep buralara gidiyor. İstiyorsanız el aydan isteyin. Hani çok pahalı kitaplar belki alamayabilir İkinci ama yine azından de sahaftan falan alıp gönderir. Emrah Kaman tek başına yaşayan bekar bir insan. Çok güzel kitaplar alabilir. ve ben son olarak şunu yapacağım bu çekilişe dair. Bu kitabı gerçekten Murat Emre isterseniz siz de imzalayabilirsiniz. Gerçekten yorumlardan evlenmek isteyen bir arkadaşımıza da bu kitabı hediye edip artık bu kitap şeyini de bitirelim diyorum. Bu kitaptan nereden geldi, nasıl oldu diye soracak olursanız hikayesi... Çok teşekkür Emrah ederim. Bey'de. Programını ele geçir. Geldi kitap veriyor kendince. Başı sonu yok. Kitap bir kimin şey diyoruz, kitap onu da bilmiyor. Bana diyor kitabın kim olduğunu sen hayır, anlatırsın. Kitap şöyle, çünkü kitap...
kitap kütüphanedeydi. Ve ben hani hep bakıyordum, evlenmek istiyorum diye bir kitap var kütüphanede. Bu nereden geldi, nasıl geldi diye. Meğer Emre almış kitabı. Kaç yaşındayken ama? 23 yaşındayken. 23 yaşında genç bir delikanlıyken Evlenmek İstiyorum isimli bir kitap aldım arkadaşlar. O yaşımdan beri evlenmek istiyorum. Seviyorum, seviyorum. Arkadaşlar eskiden öğrenciyken işte para, yani kitaplarımızı şuradan alıyorduk. Abim Bilgi Üniversitesi'nde okuyordu. Biz de Bilgi Üniversitesi'nin kütüphanesinden kitaplarımızı kiralardık. Ve şöyle güzel bir deadline oluyordu. 15 gün içinde okuyup geri veriyorsun. Okuyup geri vermek zorundasın. Biz de abim giderdi Bilgi Üniversitesi'nin işte kütüphanesinden kitabı alırdı. 15 gün içinde onun da okuması lazım, benim de okumam lazım. Böyle bir 2 senemiz, 3 senemiz geçti. Bir sürü kitap okuduk bu sayede. Bize de aslında kitap okuma alışkanlığını tekrardan kazandırtan budur aslında. Evet. Yani çok güzel kitaplar İyiydi okuduk. İyiydi bir kütüphaneydi o zaman. Şimdi nasıl bilmiyorum ama. Çok kıymetli hocaların vardı. Sevgili Celil Oker vardı Bilgi evet. Üniversitesi'nden ve onun kitaplarıyla Ökten da... Ökten Başol. Aynen öyle. Ökten Başol. İlker Canikligil. Aynen öyle. Sevgili İlker Canikligil abimin Bilgi Üniversitesi'nden hocasıdır. Biz de kendisini çok severiz, saygı duyarız. Tüm bu abilerimizin, sevgili Celil Oker'in... Neye gülüyorsun oğlum? Bir şey anlatıyorum. Elinde evlenmek istiyorum kitabına ne anlatacağım acaba? Kültürlü bir insanım. Elinde bu var böyle. Öyle kitap okurduk, böyle kitap... Bir evlenseniz hiç sıkıcı değilimdir. Sizde de kitap okumak istiyorum. Lütfen artık ya, daha ne yapayım? Ben yazdım bu kitabı. Sevgili arkadaşlar, bu bölüm yaz dizilerini konuşuyoruz. Aslında tam da bu örnek aslında yaz dizilerine güzel bir örnek teşkil etti. Mini bir skeçe dönüştü adeta. Yaz dizilerinin vazgeçilmezi evlenmeye meyilli karakterler, işte zengin fakirin tekrar buluşması. Finali hep evlilik olan şeylerden bahsediyoruz aslında. Para mı düştü? Biri parasını düşürdü. Durumu özetleyeyim. Biraz önce şangır şungur bir ses geldi size. Duyulmamış olabilir canım kardeşlerim. Eray'ın ilk tepkisi para mı düştü oldu. Bununla ilgili hemen bir anı anlatabilir miyim? Bilgi Üniversitesi demiştim. Bir tane istatistik hocamız vardı o zamanlar. İlk dersten atılma hikayem Bilgi'de. Ben çokça dersten atıldım. Hamileydi. Hocanın masasından bir tane kitap düştü. Ben de Allah hoca çocuğu düşürdü diye bir espri yaptığımda ilk kez atılmıştım. Ofansif mizah o zamanlar da beğenilmezdi. Üniversitede, üniversite hocanız hamileyse o hamile hoca hakkında konuşulur arkadaşlar. Bu Bilgi Üniversitesi'ndeyse daha da konuşuluyordu. Aylarca konuştular. En son bir ders işte pat diye hocanın kitabı düşmüş. Abim de amfide hocanın çocuğu düştü diye. Niye ya, bir de bu şakayı yanındakine yap. Niye bağırarak yapıyorsun acaba? İşte şey... Gençlik hem de orada bir attention horluk diyeceğimiz bir durum gençliğinde var. Gençliğinde çok zaten tuhaf bir öğrenciymiş. Evet. Ben Ankara'daki evinize gittiğimizde bir fotoğraf görmüştüm. Murat'ın mezuniyetine nasıl katıldığına dair bir fotoğraf. Niye böyle katıldın mezuniyetine? Herkes acayip takımlar alıyordu. Bizim de o dönem enteresan bir şekilde takım almakla ilgili bir problem. Hayır, senin böyle bir huyun vardır. Abi, dikkat çekmek. Abi. Her yerde dikkat çekmeye bayılır. Evet. Cep telefonu mu alacak? Bak, hayatında ilk kez cep telefonu mu alacak? Gidersin dersin ki o zaman için en hani makul telefon neyse git onu al, değil mi? O zaman 3210. No, 3210 vardı, evet, çok iyi telefon. Git ondan al. Parayı koyarsın abimin cebine, git al dersin. Abim bir şeyle gelir. Sen onu nereden buldun da aldın? Bak ne almış gelmiş. İlk telefonunu anlatır mısın? Sarı bir Siemens telefondu böyle. Türkiye'de de başka kimse de görmedi. Siemens'in telefonu varmış dedik ya. Süpürge Aynen. olarak biliyoruz biz. Gitmiş nereden bulmuşsa sarı lacivert Siemens telefon almış gelmiş. Çok zaten da güzel telefonda mı? Alışverişle ilgili Murat'ın bir derdi var mesela. İşte eve bir kargo geliyor. Ben de böyle heyecanla açıyorum. Aa diyorum, sürpriz bir şey mi aldı falan. Bir bakıyorum 32 tane çorap almış kendine. İşte 05 uç almış falan böyle. Hani artık ya taşıyan adamlar da hani ben görsem derim ki ya kardeşim bizi bunun için mi uğraştırıyorsun falan. Her anım kıymetli, ne yapayım vardı. Kargoyla hallediyor. Kargocular evet. Bakıyor mudur her şey yaptıkları? Yani bazen ya belki. Biz ışın için taşıtıyor. Aynen. Çünkü normalde böbrek taşıyorlar. Yani neyi taşıyorlar?
Yani yaz dizilerine dönecek olursak gerçekten yaz dizileri diye bir form aslında yurt dışında çok görmek söz konusu değil. Bizim de ilk yazdığımız dizi bir yaz dizisiydi hatırlarsan. Evet. Zaten hep karıştırırlar. Dizinin adı Yalan Dünya'ydı. Yalan Dünya normalde Gülse Birsel'in Yalan Dünya'sı. Ama biz ondan belki 10 sene önce Yalan Dünya diye bir dizi yazmıştık. O dönem sektörümüzde canım kardeşlerim ikiz modası vardı. Ve popçu. Başrolde şarkıcılar olmak zorundaydı. Kışın arabesk şarkıcıların atıyorum Mahsun Kırmızıgül, İbrahim Erkal rahmetli, İbrahim Tatlıses onların dizileri olurdu. Ebru Gündeş, Fırtınalar. Demet Akalın da oynamış mıydı ya? Demet Akalın'ın da İbrahim Tatlıses'le bir filmi var. Klibi değil miydi? Ya çocuklar Allah rızası için güneş gidiyor ya. Ne kadar anlayışlısınız ya. Klibi mi var acaba? Klibi de olabilir. Var. İşte kışın arabesk şarkıcıların dizileri olurdu. Yazın da popçu şarkıların dizileri olurdu. Sevgili arkadaşlar, sene 2008 ya da 2009 olması lazım. Belki aranızda hatırlayanlar vardır. Gökhan Özen'i hatırladınız mı? O işte. Gökhan Özen dizide ikiz bir karakteri canlandırıyor. Bir tarafı zengin bir ailede. Onu da Gökhan Özen canlandırıyor. Diğer tarafta da fakir karakter var. Gökhan Özen canlandırıyor. Seneler sonra karşılaşıyorlar. Ve ikisi de hayatından mutsuz. Bir tanesi zengin olmak istiyor. Öbürü de zenginlikten çok bıkmış. Bu tarafı biraz gerçekçi olmayabilir. Mecburen değişecekler ya orada. Yoksa biraz ikisi de yan yana durması gerekiyordu. Yoksa ikisinin de zengin olması gerekirdi. Açıkçası zengin Gökhan Özen de biraz salakmış demek ki. Aşkı arıyordu galiba. O doğru, da zengin o da aşkı parası arıyordu. Olduğu için birliktelerdi hep onunla da. Fakir olursam beni seven kadın gerçekten seviyordur diyordu. Aynen öyle. Sonra bunlar yer değiştiriyordu. O dönem işte Erasmus'un ilk zamanları demek ki. Yani sürekli öyle ikiz dizileri vardı hatırla. Ben o diziyi izledim bu arada ve izlediğimde Gökhan Özen'e bayağı aşık olmuşum. Yani çocukken evet, herkes çok böyle bir karaktere aşık olur. Bunu benim söylemem çok saçma olacak. sen de mi aşık? Yakışıklıydı yani adam. Gökhan Özen. Jet Ski ile kaybolması vardı ya mesela, hatırlıyor musun onu? Kıbrıs açıklarında kaybolmuştu. Evet. Yani o zaman bayağı ben ilgiyle takip etmiştim. Bulabilecekler mi, bulamayacaklar mı falan diye. Zaten bir gün sürmüştü oğlum. Akşamına çıkmıştı. Çok da kaybolamamış demek. Ayağında terlikleriyle çıkmıştı denizde. Jet Ski ile kayboldum diye Show TV'ye bağlandı. Bütün hikayeyi bu kadar yani özetleyebiliriz. Biliyor musun bu olayı? Yani bir akşam Show TV'yi izlerken yani Gökhan Özen kayboldu diye bir son dakika haberi geldi. Sonra Gökhan Özen Show TV'ye bağlandı. Ben Kıbrıs açıklarında jet ski'deyim diye. Sonra öyle bulundu işte. O dönem öyle bir durum vardı zaten. Öyle hani haberler bölünebiliyordu. Hani evet. Bir blok halinde yayınlanmıyordu. Öyle son dakika gelişmesi. Gelişmeye bak. Aynen. Ya bu arada yaz dizisi modunda bizim de geçirdiğimiz böyle bir 3 yaz var. Ya o zamanlara da bir yavaştan dönelim isterim. Sizin çay bahçesi işletme adı altında ailemizin ekonomik durumuna dinamik döşeğini elimizden kaçırdınız. Evet ya, onu sen anlat ya da hanginiz anlatsın bilmiyorum ama. Sen bir başla bence, bir giriş yap. Ya şöyle başlayalım o zaman. Şimdi bizim ailemiz böyle Bodrum'da, güvercinlikte bir yerde oturuyorlardı. Yazları gidiyorlardı daha doğrusu. Babam orada yaşıyordu. Annem öğretmendi Ankara'da. Niye güldün? Çok evvelden başlatmayı evet, anlatmayan. Evet. Acaba neyse, nereye kadar bağlayacağım ben de merak ediyorum. Neyse işte onun sonrasında yazları biz oraya gidiyorduk. Babam da dedi ki oğullarımın o zaman tabii adam uyanık adam, bizim çocukların ticari zekasında bir problem var dedi. Buranın çay bahçesini alalım, çocuklar da ticareti öğrensin dedi. Sene kaç bu arada? 2003. Senin üniversite kazandığın sene, hazırlıktasın. Onun öncesinde de hikayesi var tabii. Abim inşaat mühendisi Lee okuyordu Yıldız Teknik'te. Hazırlığı ilk dönemde bitirdi. İkinci dönem babam dedi ki gel yanıma sana işi öğreteceğim. Ben gerizekalıyım ya. Ben de gittim abi. Ben de evet. Gittim. Hayır, devam et. Benim güzel abim, canım abim 18 yaşındayken bir baktım böyle. Bodrum'da kazma kanalizasyonla uğraşıyor. Neymiş? İnşaat mühendisi olacağım ya. Bütün inşaat işini kökten, amelelikten öğrenmek lazımmış falan filan. Babam bana abi bir harç taşıtıyor. Lan kimseye taşıtmadığı harcı bana taşıtıyor. Bir Alzheimer teyzeye gidip... Kimsenin harcı değil bu kadarı da. Banyoyu kullanmayın dediği bir sana dedirtti ya, onu bir anlat ya. Bir gün arkadaşlar, ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nde inşaat mühendisi okuyorum bu olurken. Babam bana dedi ki işte ev yapılırken...
Abi giderini yapacaklar, lağımını yapacaklar. Onu da ben açacağım o şeyi de kazmayla, kürekle. Babam da mühendis, bana işi öğretiyor. Git dedi ki kadına, söyle sakın dedi tuvalete girmesinler. Ben de gittim böyle dedim, giderle uğraşacağız, kurban olayım dedim teyze. Yapmayın, tuvalete falan girmeyin dedi. Kadın tamam kaç yaşında? Dedim. Kadın yaşlı abi. Abi ondan sonra gittim ben işte kazdım mazdım bilmem ne, bir su geldi oradan. Su mu? Sadece su mu? Gittim teyzeye dedim ki bu ne? Dedi ki amcam banyoya girmiş. Faşır fuşur. Ama bizimkilerin böyle kökünden öğretme diye bir şey vardır. Mesela benim nedense aklıma hep böyle Ezgi ile ilgili bir şey gelir. Bir Kurban Bayramı'nda Bodrum'a gitmiştik yine. Hayır, hikayeyi şöyle anlatalım aslında. Mesela Bodrum'da da inşaat işte lağım bilmem ne hani uğraşıyorsun ya. İnsanlara Bodrum'da ailemiz yaşıyor deyince böyle biraz havalı böyle bir şey geliyor ya. Beni ilk tanışmaya, yani daha doğrusu tanışmıştık, ilk ev ziyaretinde Bodrum'daydı o zaman da annemiz babamız işte, oraya gittik. İlk böyle gittiğimizde geceydi. Gecede Eray annesine şöyle bir şaka yaptı, onu da ben arada söyleyeyim de kaçmasın. Anne dedi, Ezgi yalnız geceleri içmeden uyuyamaz dedi. Kadın böyle bir kaldı yani. Yani bir böyle bir arayışa girdi o ara falan, hani bir getirecek bir viski, bir şarap, bir şey ki ben uyuyacağım falan. Komposta içermesin. Cevap vermişti. Sonra aynen. Neyse hani Eray'ın annem de alkol kullanmaz. Tabii kullanmaz yani. Neyse anlattık işte yok öyle bir şey falan filan. Hakikaten de yok. Sonra neyse sabah... Amanlı. Amanlı. İçer içer abini döver böyle. O ayağı nasıl oldu zannediyorsunuz? Gerçi. Olsa var mı diyecek. Ondan sonra neyse işte sabah uyandık. Üçü de uyuyor zaten. Hani dördümüz gittik işte. Üçü de uyuyor. Ben de kalktım işte mutfağa doğru indim. Kurban Bayramı işte et gelmiş klasik. Ben de hani yeni gelinim ya böyle yardım edeyim falan. Mutfağa girdim. Bana o gün 10 kilo et doğrattı. Tanışma. Tanışma daha yani. Daha birbirimizi tanıyamadan ben hayvanı şey tanıdım iyiydi. Zaten orada. Biz balkonda kahvaltı yapıyoruz. Ezgi içeride et doğrattı. Yaz dizilerini konuşuyoruz sevgili arkadaşlar. Yaz dizileri dediğimiz zaman aslında aklımıza daha çok romantik komediler geliyor. Romantik komedi senaryolarıyla dram senaryoları, komedi senaryoları arasındaki farklar nedir? Şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Senaryonun, daha doğrusu bir şey anlatmanın kuralıdır sevgili dostlar. Bir hikayeye yakından bakıyorsanız dramdır, uzaktan bakıyorsanız komedidir. Bu da senaryolarda kendilerine şöyle karşılık bulur. Örneğin mesela bir reklam ajansında Kiralık Aşk dizisini şey yapalım. Reklam ajansında çalışan bir karakter ve onun yanına girmiş. Genelde sektörler bellidir bu arada yaz dizilerinde. Evet. Moda, reklamcılık hep böyle. O bu karakterlerin kafasını abi çok böyle işte inşaat mı inşaat böyle bu tür şeylerle böyle şey yapmıyor. Aynen öyle, mesela senin inşaat anın gibi bir şey göremezsin. Daha plazaların içlerinde minnoş minnoş dünyalar. Kadınların böyle şıkır şıkır giyinip gelecekleri. Başroldeki Kerem Bürsin'in işte bu ihaleyi kazanmamız lazım. Ne üzerine belli değil filan i̇şte dediğimiz. Yalandan, dümenden. Ondan sonra ihalenin şeyini artırın, teklifi artırın. Ne ihalesi acaba ama hiç belli değil o artık. Öyle bir dünya var. Diğer tarafta da fakir bir mutlu ama fakir bir mahalle karakteri. Ya kadındır ya erkektir. Onun durumu da şu. Hayatta aslında her şeyi hak ediyordur ama o mahallede olduğu için Allah'ın belası kız ya da adam hayat hiçbir şekilde ona güzel şeyler sunmamıştır. O kız şey bir kızdır genellikle. Gözlüklü. İlk başta gözlüklü olur. Siyah gözlüklü, evet. Evde gözlüklü. Yani bir yaz dizisi. Ugly Betty senin dediğin. Evet. Genelde şeyde de oluyorlar canım, sonradan o bir gece oluyor ya. İşte şirketin bilmem ne özel gecesi, ödül gecesinde bambaşka bir kız gibi gelmiş. Çıkarır, aynen. O... Barış Arduç'a aşık olacak. Barış Arduç'un görünce o bir döner ya. Aynen. Yani bu pezevenkler zaten hiç şey yapmazlar. Tabii. Hiçbir zaman böyle hoş geldin selamun aleyküm aleyküm selam yok. Her ayağına sağlık bir... yok değil mi? Bak mesela Ezgi'yi görüyorum. İlk bakışta aşk mı bu? Evet. İlk görüşte aşk mı bu? Benim de Ezgi'yle böyle olmuştu çünkü. Dön. Müzik yapın. Dön dön dön. Arkadaşlar benim yanımda bir Beethoven oturuyormuş. Bu ne dedi ya çocuk? O nasıl bir müzik yaptın oğlum? O ne müziğiydi bir de onu da aynen ne olduğu da belli değil. İçinden gelen... Para bizden, şöhreti bizden böyle geliyor.
Özür dilerim. Tamam, ben yapamıyormuşum, onu anladık. Bir sesle. Tamam, onu sonradan yapıyoruz. Buradan da görebiliyor musun? Bu kıza ne olmuş? Bir daha yapar mısın? Hiç olmadı. Doğru düzgün yap. Bir dakika, aynen. Yavaş yavaş yap. Bir kere Barış Arduç hiçbir zaman direkt hareket etmez. Slow motion'da hareket eder. Kızı görünce etkilenmez az mı şaşırdı abi. Bu adam ama bu benim karım. Adam var. Daha böyle hayatımda. Bu da mı gelmiş? Neyse işte onun için sen ben yaz dizisinde oynayamadım. Yani şöyle diyelim işte böyle bir an yaşarlar. Ondan sonra da zaten şuna geçebiliriz buradan bak. Normalde dünyada romantik komedi dizisi diye bir janra aslında çok sık rastlanmıyor abi. Romantik komedi filmi var. Çünkü romantik komedilerin çatışması çok net ve belli ve sonlanması çok muhtemel. Onun için de yaz dizileri 12-13 bölümde başlıyor, bitiyor ya. Yani sonrasında devam ettiremiyorlar, tadı kaçtı diyorlar. Tam da bundan aslında oluyor bu. Romantik komedi dizisi normalde 100 dakikanın içine sığabilecek bir janra. Biz alıyoruz bunu, bütün yaz devam ettiriyoruz, sonra da kışa sarkıyor. Mesela Kiralık Aşk'ta kadının ondan sonra kiralık bir aşk olduğu afişi olduktan sonra dizinin bitmesi lazım. Ama bizde sonra sürekli bir işte kedi fare oyununa dönüyor. Bir onu yanlış anlıyor, bir öbürünü yanlış anlıyor. Bu açıdan da dünyaya örnek bir janra yaratmış durumdayız. Hatta işte İtalya'da filan Can Yaman'ın dizileri şunlar bunlar da gayet tutuyor. Bununla ilgili çok güzel bir örnek vardır. Bin Bir Gece diye bir dizi var sevgili arkadaşlar. Bütün konusu şudur. 150 bin dolar bir gece. Sonra niye güldün hemen? Pahalı mı sen? Paran hoşuna gitti. Ya da sana teklif edildiğini mi düşündün? İyi para. Ben bir 16 ile çarptım. Ben yaparım. Bak, 150 bin dolar bir gece. Sezon finali de şudur yani. Nasıl devam ettireceksin? 150 bin dolar bir gece daha. Artık ADV diye devam ediyor. Yani mecbur artık ADV artı. Ben şeyi sadece anlayamıyorum bu yaz dizilerinde. Gerçekten mesela oradaki kadın karakter başrol dediğimiz işte. Yani normalde aslında fakir bir aile ya da işte maaşlı bir çalışan bir şey yani belki patron değil orada. Abi her bölüm farklı bir ayakkabı giydiği yani pantolonlar, şeyler. Bu para nereden geliyor yani? Bunu çok merak ediyorum. Bu arada senin mesaj küçükken veya şu anda da izlediğin bir yaz dizisi, sevdiğin bir yaz dizisi var mı? Yok, ben sadece... Küçükken de mi izledin? Yok, pek izlemiyordum. Doğru söyle. Yok, vallahi izlemiyordum. Tamamdır. Hiç dizi mi izlemiyorsun? Yok, ben sadece Müge Anlı izliyorum. Müge Anlı fanıdır. Müge Anlı fanıyım. Peki, abimin yaptığı işlerde en çok hangisini seviyorsun? Hangisini? Hangi işi mi? Evet, hangisini ben kaçma biraderciyim yani, kesinlikle. Onun fanıyım diyebilirim gerçekten. Şu Eray oynamamıştı orada hatırlıyor musun? Evet Eray'ın oynayan... Şu kardeşi oynamadığın evet, film vardı kaçma biraderden oydu galiba. Evet, ben yanlış hatırlamıyorsun. Evet oydu Eray'cığım. Yaz dizileri sektörün aslında yazı da doldurmak için ürettiği, sıfırdan ürettiği işler. Ama her sene mesela ortalama her kanalın birer dizi denemesi oluyor. Eylül ayında bunların hepsi biri hariç bitiyor. Aslında devam eden bir iş için 6 tane, 7 tane set kuruluyor. O 6 set yazı doldurmuş ve sonra kışın ne yiyeceğiz, ne içeceğiz derken diğer işte devam ediyor oluyor. Bu açıdan yaz dizileri keyifli gibi görünse de sonları her zaman mutsuz son oluyor canım kardeşlerim. Yaz dizileriyle alakalı ama şöyle bir şey var. Kiralık Aşk'la birlikte aslında yurt dışında artık çok fazla pazarı olan, satılan işte Can Yaman gibi bir arkadaşımızın... Demet Özdemir, Can Yaman. Can Yaman bilhassa şu anda o çok önde. İspanya'da, İtalya'da hakikaten bir star gibi. Adam o kadar çok tuttu ki artık Türkiye'de dizi yapmıyor. Gidiyor orada yapıyor. Aynen öyle. Şu an, aynen. Çok saçma değil mi? Adam Türkiye'de tuttu, İspanya'da
Karayollar beğendi. Başlarım Türkiye'sine dedi, gitti İspanya'da. Hemen engelledi bizi. Manitasını bile oradan yapıyor artık adam yani. Sevgilisini bile oradan yapıyor. Aynen yapıyordu. Öyle. Jön göçü diyebilir miyiz bunu? Aynen öyle. Doktorlarımızdan sonra Can Yaman da göçtü. Mühendisler, doktorlar Can Yaman. Vallahi yazık oldu. Türkiye bir Can Yaman kaybetti ama İtalya bir Can Yaman kazandı diye. Öyle paylaşımında bulunsaydı keşke. Güzel paylaşılmış. Yani biz niye yaz dizisi izleyemedik? İşte tam da söylediğin sebepten biz yazları çalışıyorduk. Evet, yazları biz çalışıyorduk. Daha doğrusu ben yazları çalışmıyordum. Sizin yüzünüzden çalışmak zorunda kaldım. Siz başını anlatın, ben de sonrasını anlatayım. Ya babam iş öğrenelim diye, ben özet geçeyim. Kooperatifin, o zaman kooperatifçilik vardı işte, normal yazlık evler kooperatif şeklinde satılıyordu. Oranın çay bahçesini aldı ve çay bahçesinin sorumluluğunu da bize verdi. Ama bizim gibi iki sorumsuza, seni de katayım da neyse, sonra asıl sorumsuzun kim olduğu zaten sürpriz olarak açıklanacaktır. Ondan sonra sorumluluğunu bize verdi. Düğün vardı, o Sivas'a gitti. Gittiğinde bıraktığı dükkanla döndüğünde bıraktığı dükkan adeta bir yaz dizisi gibiydi işte. Orada bir terslik vardı. Ben kaç yaşındayım? 2003 olunca 21 yaşındayım. Sen 18 yaşındasın. Kimsenin eline o kadar yetkiyi vermeyeceksin yani. 21 yaşında bir tek Fatih Sultan Mehmet doğru işler yapmış. Öyle söyleyebilirim yani. Kimsenin eline o kadar yetkiyi vermeyeceksin dedi. Sanırsın başbakan oldu. Çay bahçesi işletiyorsun yani. Tamam. Sonra ver elim... yetkiyi, gör etkiyi. Bak şimdi. Benim elime bir para geçiyor. Ortam güzel. Çay bahçelerinde o zaman alkollü içecekler de satabiliyorsun. Alkolüm var, param var, mekanım var. İşte sorun şurada, fazla var hepsi. Mekan da iş yapıyor. Şimdi ben varım diye çekinme. Kızlar falan da geliyor. Hoşuna da gidiyor belli ki, partiler, hayır, sen şeyler. Benim ilkimsin. Tabii canım, ne yapacaklar? 8 tane dayı oturup okey yani, oynamıyorlar. Kızlar yani. Geliyor, parti yapıyorlar falan filan derken mekanı... batırdık. Ya bu arada mekan şöyle bir mekan haline döndü. Mal getiren dayılar en son istasyon olarak oraya koyuyorlar ki biz orada otururuz, içeriz diyorlar, sonra muhabbet ederiz diye. Gerçekten bu arada çok fazla tutuldu. Bazen jandarma geliyordu böyle, kapatmaya gelecek zannediyorduk. Jandarma geldiğinde bütün yöre halkı ayaklandı. Tabii. Yani zeytin ağacını kes bir şey demezler, mekanı kapattırmadılar filan. Öyle bir durum oldu ortaya. Çünkü gerçekten sosyal bir ortama dönüşmüştü. Ve hayrata yakın bir durum olduğu için belli bir yerden sonra, gecenin belli saatlerinden sonra hayrata dönüyordu. Sabah da erkenden açıyorduk. Şeyi hiç unutmam, ben mekanda yatıp kalkıyordum, hatırla. Yazlıkların da garip bir teyze popülasyonu var, bilirsiniz işte. Sabah canları aşırı çay çeker. 8.30'da çay çeker yani. Evden içip gelmez, senden ister. Onlar beni uyandırırlardı, ben çayı koyardım. Bazen de uyandırmazlardı, kendileri koyarlardı. O kadar... Çay çok ucuzdu çünkü. Çay, evet, 50 kuruştu ben hatırlıyorum. Yani kadınların evde çay demlemesi bizim orada çay demlemesinden daha pahalıya denk geliyor. İşte o matematikleri yapamadık ya biz. Biz orada büyük sıçtık. Ondan sonra şöyle söyleyeyim, 2 saat uykuyla işte geceyi bitiriyorum, uyuyorum. Sonra 8.30'da teyze geliyor, Murat uyan çay yap. Çay yok, bok için. Gece devam ediyor filan. Bunun devamlılığı ile ilgili bir sıkıntı yaşadık. En acımasız anlarda, sen anlat istersen onu, içecekleri, biraları soğutmak işlemiyle ilgili bir sıkıntı yaşamıştık. Mesela o çok acımasız bir andı. Bütün bu olayı böyle mi anlatacaksın? Nasıl anlatayım? Sen doğrusunu anlat o zaman. Ya şu an o kadar şey anlatıyor ki. Gerçekten. Sansürlü ve gerçekten ayıp. Korumacı bir yerden anlatıyor bütün ki. Bütün hikayenin başından beri bakıyorum. Gözünün içine bakıyorum. Asıl kritik yerleri anlatacak mı diye. Onları es geçiyor. Saçma sapan yerlerde... Teyzeleri anlatıyor. Ondan teyzeler gelmiş de saat 8.30'da burada çay istemiş, bana onu anlatıyor. Sevgili arkadaşlar, babam dedi ki şu çocuklara ticareti öğrensin. 3 tane sitenin ortasında bir ufacık böyle bir dükkan kiraladı. Çay bahçesinde bir dükkan. Kira giderimiz yok, elektrik giderimiz yok, su giderimiz yok. Yani hiçbir giderimiz yok. Ne kazanırsan ama bir şey, bir gider var, bizim giderimiz. Gençliğimiz. Gençliğimiz gerçekten gitti. Şurada ufacık yer, hiçbir giderin yok. Ne kazanırsan kar et. Yani bir baba evlatlarına gerçekten de yani ticareti bundan daha güzel öğretebileceği bir şey olabilir daha mi? Daha ne sunabilir? Daha ne sunabilir yani? Sevgili dostlar, biz abimle o dükkanda 3 ayda battık. Biz 3 ayda battık. 6 ay sonra hala babam borçları ödüyor. Bir de öyle battı.
Yani hala açıklayamıyoruz nasıl battığını. 60 yaşındaki adam sokağa çıkamıyordu, borçlular beni bulacaktı. Sitenin şeydi ya, o çay bahçesiydi ya, sitenin genel kurulu oldu. Babam gitmek istemiyor. Ben nasıl anlatacağım oğlum bunu diye. Yani onu söyleyecektim. Şimdi ben... abim o zaman 21 yaşında. 21 yaşında Bilgi Üniversitesi'nde okuyan, daha gözlerini yeni açmış bir çocuğa sen Bodrum'da içi full bira dolu dükkanı ticaret öğren diye verir misin? Aa işte böyle gidemezsin. Ne kurula... Hala bile gidemezsin o genel kurulu. Arkadaş, abim öğrenci... bütçesiyle zorlanan abim bir başladı Bodrum'da günde bir kasa bira içiyor. Ulan durduramıyoruz. Ya bir başlıyor bira içmeye, yani sonsuza kadar içiyor. O yaşlarda zaten öyle içiliyor. Artık yani işi öyle bir sapıttı ki abim. Normal bira dolapları abimin birasını yeterince soğutmuyor. Ne dram. Dedi ki, Emrah'cığım, dondurma dolabı var ya, dondurma dolabına koyalım. Şu biraları iyice soğuk olsun. Güzel soğuyordu ama. En soğuğu dondurma dolabı olur çünkü eksi orada. Ben de o sırada çay bahçesinde dondurma satıyorum. O sıralarda. Gelen çocuklara işte golf dondurmasını satıyorum. Onların böyle kornettoları, mornettoları oluyor kendince. Onları veriyorum falan filan. Peki abi dedim, gel benim dondurma dolabının içine koy biraları dedim. Koydu bu dondurma şey biraları bir kasa. Benim. Bir kasa şeyi, birayı benim dondurma dolabının içine koydu. Ben de arkadaş bir yere gittim. O sırada nereye gittiysem geri bir geldim. Yolda bak bomba patlar gibi şu sesleri duydum. Ulan bir şey oluyor dedim. Bizim dükkana saldırıyorlar. Diğer sitelerin çay bahçeleri. Ona top atıyor. Meğersem arkadaşlar bira şişesi iyice soğuyunca soğuyup patlamaya başlamış. Tüm dondurmalar biralı. Tüm dondurmalar. Biralar da gitti. Doğru. Dondurma dolabını bir açtım. Her yer bira. Bak. Her yeri bira olmuş dondurmaların. Bu şok oldu. Yani, abi bu ne hal dedim. Abim koştu geldi diyor ki biralar da bitti. Ya gerçekten yani sözün bittiği bir yer. Zaten batıyoruz. Çok kötü durumdayız. Yani bir dolap dolusu dondurmayı arkadaşlar... İyi sermaye. İyi sermaye. Büyük para ya abi. Şu anda da büyük para. Ya atıyorum şunlarda dondurma şirketi karşılıyordu. Elektrik gitti, dondurma eridi. Ne kadar mal varsa o kadar malı veriyordu. Ama şimdi dondurma şirketine de biz bira koyduk, şey yaptık diyerek de dondurma isteyemez. Onları hep düşündük. Hiçbir yerden kaçarımız yok. Yok, kaçar yok. Çünkü o bira şişelerinin, bu kırılan şişelerin cam parçaları her yere yapışmıştı. Hatırlıyorum ben onu yani. Yani çöktük kaldık oraya. Abi yani ne yapacağız abi dedim. Abim işte sigarasından böyle içti. Şöyle yukarılara baktı, uzaklara baktı. Yapacak hiçbir şey yok Emrahcığım dedim. Ne yapacağız yani dedim. Bunları böyle satacağız. Ve sattı. Ben sattım. Ben dondurma işi ondaydı. Ben arkadaş, sevgili arkadaşlar, dondurmayı satıyorum. Dondurmayı alan çocuk, lan bir hoşuna gidiyor. Ben 45 dakikada bütün dolabı sattım abi. Alan çocuk 15 dakika sonra geliyor bir daha alıyor. Ulan 3-4 çocuklar sarhoş oldu arkadaşlar. Bütün sitenin dondurmaları, çocukları sarhoş ettik. Bir tane çocuk o zaman golf dondurmalarının üzerinde golf adamı olurdu. Bana tutturdu, bana şu golf adamını verdi. Kadına dedim ki bu ne kadar dondurma yedi? 4 tane dondurma yemiş çocuk. Gerçekten sarhoş olmuş. Sarhoş bir çocukla uğraştık bir de. Şimdi şakası bir yana ama gerçekten abimin şey sahnesi var. Bedavalar çıkıyor diyor o zaman böyle. Çocuk diyor ki işte bana bedava çıktı diyor. Abim de hani bakayım diyor böyle. Çubukta bedava yazıyor. Yo yo B'si okunmuyor falan deyip böyle çocuğa dondurmayı vermemeye çalışıyordu, onu hatırlıyorum. Hayatta yapmam öyle bir şey. Çocuklara derdime dondurmalarını vermişim. Yani, ama şöyle bir şey var. Babam da uslanmadı çünkü gerçekten böyle kabul ederim diyerek kabulleneceği bir borç değildi. Gerçekten sonrasında 3 yıl ben ve annem çalıştı orada. Bir de kuzenimiz Emre işte sağ olsun. Biz aforoz edildik. Bizi sokmuyor ki içeri. Gelmeyin diyor. Gelme git diyor. Git. Gerçekten 3 yıl çalıştım.
Ve 3 yılın sonunda borcu anca temizleyebildik. Ama işte para konusunda ben hep öyleydim abi. Şimdi Allah var, para konusunda... Bir insan kendiliğinden çocuk işçi olur mu ya? Valla öyle. İhtiyacı yani, yok, çocuk işçilik yapıyor ya. Bayağı ama orada köpek gibi çalışıyorum ya gerçekten. Mutluydun sabahtan değil mi? Kadar... Sonra niye cimri oldun işte? Zaten belki de bu yüzden... Para kolay mı kazanılıyor ya abi? Ya benim şöyle bir tezim var. Eğer ki kardeşler arasında hep bir cimri vardır. Eğer ki kardeşiniz... Cimri değilse o cimri kesinlikle sizsinizdir. Değil mi? Muhakkak, yani, bir, muhakkak tane bir tane olacak. Aynaya vardır. Bakın diyor. Mesela bizde de benim abim Eray'la aynı kategoride. Ve şöyle bir şey olmuştu. Kına gecesi tarzı böyle bir şey yapmıştık hani evde. Sen kapı açılmıyor diye abimden para istemiştin de abim de bende nakit yok deyip senden para istemişti. Sen de abi vallahi bende para yok. Yani şöyle bir evet, iki cimriyi birbirine çarptırıp eksiği yok etti. Ezgi'nin kına gecesi. Ezgi'nin abisi geliyor. Ben Ezgi'nin abisinden para istiyorum. Güzel, mantıklı. Öyle bir bu sana yani. Uygun. Ezgi'nin abisi de o da en az benim kadar cimri. Evet. Yalandan arıyor. Eray bende de yok. Burada gerçekten o da hiç nakit taşımaz. O da nakit sen taşımaz. De hiçbir gün görmedim. Bilirler. Benim limitim evet. 40 lira. Şu ana kadar hiçbir şeyi evet. 40 liradan fazla bir nakit görmedim. Yok yok asla vermem. Umurumda olmaz. Cimrilik demişken kredi kartında bir harcama limitim vardır. Onun üstüne harcarsan bana telefondan bildirim geliyor. Ne kadar limit? 10 lira. Ne yapsan bildirim geliyor. Yani şu anda... Kredi kartıyla hangi işlemi yapsam bana diyor ki limit aşımı gerçekleşti. Yaz dizileri gibi komik romantik komik bölümümüz devam ediyor aslında bakarsanız. Şimdi yaz dizileriyle alakalı şunu konuşalım. Aslında çok güzel bir noktaya geldik. Yaz dizileri neden kış dizilerine göre daha soft dizilerdir? Kışın insanlar drama izlemek istemezler. Ya aslında şeyle çok alakası var. Hani sıcak memleket adamı, soğuk memleket adamı, Akdeniz insanı çok rahattır, bilmem nedir gibi bir durum var ya. Yazında aslında bunun denemelerini yapıyor televizyonlar. Yazında drama dizileri sokuyorlar. İzlendikleri de oluyor. Ama yazın ki moodumuz daha rahatlatan, daha böyle gülümseten, bir de seyircinin daha da gençleştiği, çünkü okullar kapalı, herkes tatilde, takip edeceği dünyaları yaratmak kanallar için daha verimli geliyor. Onun için de Haziran ayından Eylül ayına kadar daha light konular, aşklı meşkli mevzular. Ondan sonra bir başlıyor çatışmalar abi. O onu vursun, o onu aldatsın, o onu dövsün. Öyle bir sezon geçiriyoruz. Peki neden yaz dizileri kış dizilerine göre bütçesel anlamda daha ucuz oluyor? Bunun da çok aslında teknik bir sebebi var. Reklam bütçeleri düşüyor yazın. Reklam bütçelerinin düştüğü yerde de daha küçük bütçeli işler yapmak zorunda kalıyoruz. Küçük bütçeli işlerin en rahat yapılabileceği şeyler de daha korunaklı ortamları olan plazalar, daha villa tipi evler. 2-3 mekanda durumu toplayabileceğimiz, zaten kast olarak da daha tanınmamış oyuncular, ya da işte sadece esas adam ve esas kız selebriti oluyor, ünlü oluyor. Kaşeleri onlara dağıtıyoruz, alta doğru bilinmeyen oyuncular şans buluyor kendine. Hatta şöyle bir şeye döndü iş, genelde yeni jönler yaz dizilerinde kendilerine şans buluyorlar, ondan sonra kış dizilerine geçiyorlar. Öyle de bir yazlık, kışlık oyuncu portföyü diye de bir şey var. Aynen öyle. Yani şuraya geçebiliriz, yaz dizilerinin dünyadaki başarısıyla bizim kış dizilerinin başarıları aslında biraz normalde yaz dizilerimizde kış dizilerine paket yapılarak satılıyor. Yani hani tıpkı bizde olduğu gibi o sayede şey olanak buluyor yurt dışında satılmaya. Örnek ver mesela, Bin Bir Gece dizisi yurt dışına satılırken yanında Kiraz Mevsimi dizisi de satılıyor. Evet. Böylelikle hem yapımcılar şunu yapmış oluyor ve kanallar, hem daha fazla bölüm satmış oluyorlar, hem de böylelikle işte bu romantik komedilerde oynayan arkadaşlarımız da orada kendilerini başka bir kitle edinmiş oluyor. Platformlarda yaz dizisi var mı? Onu sorayım size. Ya o tatlı işler oluyor mu? Çok az ama zaten çok izlenmiyor. İşte romantik komediler oluyor orada da, film oluyor. Yani hani işte o dönüp dönüp ona geliyorum aslında. Yani yaz dizisi dediğin şey aslında var olmayan bir formun bizim tarafımızdan yaratılmış hali. Yani hani daha ne kadar gidecek de bilmiyorum açıkçası. Süre olarak da hiçbir yaz dizisi aslında 160-150 170 dakikaları bulabilecek durumda değiller.
Onun için de her bölüm birbirini tekrar eden olaylar. Bir o onu işte kovalıyor oluyor. İşte Kerem Bürsin, işte Hande Erçel'in peşinden koşuyor. Bir bölüm Hande Erçel'in eski manitası geliyor. İşte onunla kapışmalar oluyor. Onun için de mevzuları uzatmak ve sündürmek yaz dizilerinde gerçekten çok zor. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Sizce yaz dizilerindeki başrollerde bir reklam aşkı olan, denilen şey inancınız var mı? Hani reklam için mi beraber oluyorlar? Sonuna yoksa kadar inanıyorum diyor. Yaz neydi anlamadım ki. Yani reklam aşkı oluyor mu? Yaz dizindeki başroller reklam için mi beraber? Yakıştırılıyor ya. Evet. Ondan sonra sevgili oluyorlar işte mesela. Hande Erçel'le Kerem Bürsin bayağı evet, uzunca bir... Evet, magazinde bu hafta. Aynen yani. Ezgi Kamal'la yani biraz da böyle konuşalım. Hep yani hep erkek... Konuşalım mı? Sen kalıcısın herhalde. Evet, öyle umuyorum. Hande Erçel'le Kerem Bürsin'in aşkını mı konuşalım? Evet, şu an konuşalım bence. Bilmiyorum açıkçası. Hatta mesela şey yapıyorlar işte, baş harflerini koyup işte... Ha evet, öyle bir... Hakey falan böyle hani... Karakterlerin baş harflerini birleştirip... Evet. Öyle hashtagler evet yaratıyorlar. Nasıl mesela? Yani mesela Hande'nin H'sını alıyorlar, Kerem'in işte K'sini, Hake mesela işte. Ay, Hande'nin H'sını. Ne diyeyim oğlum, ne diyeyim? Bir de Ege dizileri falan oluyor tabii. Yaz dizileri deyince böyle daha Orta Anadolu ve diğer tarafına doğru giderken her yazda denenen muhakkak bir Ege dizisi vardır. Şimdi bir kere kardeşim Urfa'da yaz dizisi çıkmaz. Urfa'dan kış dizisi çıkar. Ekibe de yazık bu arada. Yani şey olarak baktığımızda, tamam, gerçek belki olarak de baktığımızda da Urfa'da yazın çekilemez yani. Çekilemez abi. Yaz dizileri işte Marmaris'te çekilir, Muğla'da çekilir, öyle yerlerde çekilir. Sulak yerde geçer. Böyle ferah olsun diye. Aynen abi. Öyle. Daha toprak tonlar kış dizilerine gidilir. Daha ağlar mağlar bilmem ne, öyle değil mi abi? İşte Mardin'e gider. Bunların piri de kavak yerleridir aslında. Aynen evet. Öyle. Asıl bence yaz dizilerinin piri yazlıkçılardır. Ha. Eltilerin diğer şeyi. Bizimkilerin ya. Eltiler nereden çıktı? Ya. Yetişir susalım ve hiçbir şey demeyelim. Ben mi yanlış? Bizimkiler oğlum. Ne eltileri? Pardon, eltiler ben. Seda Sayan'la... Hayır be! Bir saniye. Eltiler dizisi konuşuluyor arkadaşlar. Eltiler dizisi TGRT'de yayınlanan işte. Seda Sayan oynamıyordu ya. Onu. Oynamıyor muydu oğlum? Oynamıyor. İki tane eltinin maceralarını anlatır. Evet. Aynen öyle. Aynı apartmanda oturuyorlar hatta. Aynen öyle. Yazlıkçılarla ne alakası var bunun? İşte onlar tatiline gidiyor yazlıkçılar. Bizim abi bizimkilerde de... Ha doğru ama doğru yazlıkçıları şu an hatırlıyorum. Bir de ısrar. Bence yaz dizilerinin en piri Kanal D'nin yan kanalı olan TV2'de yayınlanan Aşk Memnu. Yaz dizisi mi? Bence piri. Abi televizyon izlemeyi çok sevmeyen ve böyle hani hoşlanmayan isimler için açacaksın kahvaltıda Aşk Memnu'yu. O günlük dizi gibi yayınlıyorlar evet, onu. İntiharına kadar onu keyifle izleyeceksin. Benim için yaz dizisi dediğin şey budur. Başka da bir şey izlenmez. Aklı olan da izlemez. Bu ne bu? Niye diyorlar o tavırlar şeyler? Haklı diyorlar yani senin. Yani değil mi? Evet. Ya bu arada ben de şunu söyleyeyim. Tabii ki yani şimdi yaz dizilerinde şey durumu var. Hiçbirimizin hayatı aslında öyle geçmiyor. Yani bir özenerek bakma. Bir, tabii ki Kerem, ya kadınlar için Kerem Bürsin gibi bir manitası olsun. Erkekler için Hande Erçel gibi bir manitası olsun durumu. O özenerek bakma durumu var ama hiçbirimizin hayatı da aslında öyle değil. Mesela benim yazlarım nasıl geçiyordu söyleyeyim. İlkokul 5'te falanım. Tüm arkadaşlarım gitar çalıyor. Bir gün de babam beni çağırdı yanına. Oğlum dedi yaz da geldi. Seni bir kursa yollayalım dedi. Ben de böyle merakla babamın gözünün içine bakıyorum. Herkes gitar kursuna gidiyor ya. Babam beni gitar kursuna yollayacak zannediyorum. Ne kursu baba dedim. Saz kursuna yollayalım oğlum. Doğru. Ben de biraz önce gitar istediğimi unutmuşum gibi. Hayır baba beni darbuka kursuna yollayalım. İşin sonu Kur'an kursunda bitti. Babam dedi ki hiçbir şeye gerek yok oğlum. Ben seni Kur'an kursuna yollayayım dedi. Mesela benim tüm yazım öyle Kur'an kursunda geçmişti. Hatırlıyorum yani. Yazın evet yazın öyle şeyler de var. Ya yaz dizilerini sevme sebeplerinizden ya, birisi de o abi. Gerçek hayatla bağlantısı yok zaten. Yani evet. Oradaki kadın karakter olmaya çalışıyorsun ama sen bir kere o çantayı alamıyorsun. Ayakkabıyı giyemiyorsun. İşte ne bileyim o çalışma düzeni sana ait değil yani. Barış Arduş sana aşık olmuyor. Evet, olmuyor. Murat Kaman'a aşık oluyor.
falan zor yani. O yüzden özdeşleşmediğin çok bir şey... Yani bu tarafını hiç sormadık. Aslında kadınların bir de dizileri izlerken o kadın karakterlerin stilistleri oluyor ya artık. Hani evet. Mecburen çalışıyorsun. Gerçekten onların kıyafetlerine bakıyorsunuz değil mi? Tabii ki de bakıyorsun. Hatta aynısını giyinmeye çalışıyor insanlar artık yani. İkinci ellerine kadar. Yani mesela Beren Saat'in dizilerinde özellikle giydiği kolyeler, işte şunlar bunlar pazarlara tabii düşüyor. Tabii pazarlara düşüyordu. Şimdi pazarda değil de artık farklı mecralarda almaya çalışıyor insanlar yani. Evet, bence toparlayabiliriz. Yavaş yavaş kapatıyoruz. Söyleyecekleriniz, son sözlerinizi alalım. Evet Eray'cığım. Yaz dizileri, genel olarak yaz, tatile evet, giriyor. Evet, Haziran ayındayız. Vallahi zor bir sene geçirdik hepimiz. Umarım... Bu zor senenin yine küfür edecek gibi girdim değil mi? Ya bu zor senenin tüm yorgunluğunu atabildiğimiz. Ya ne kadar atılacak onu da bilmiyorum açıkçası. Şimdi fiyat pahalılığından falan girmek istemiyorum hiçbir şeye de. Umarım böyle iyi hatırlayacağımız bir 2022 yazı yaşarız. Çünkü son 2 yıldır, 3 yıldır çok iyi hatırladığımız anılar yok maalesef. En azından 2022 itibariyle güzel şeyler başlamış olur diye temenni ediyorum. Sen veda mı ediyorsun? Herhalde ayrılıyorsun şu an programdan. Hayır ayrılmıyorum. Hepinize siz gitseniz de ben buradayım. Senin sonu gibi konuştu ama. Çok güzel. Evet abicim senin ben babamdan özür dilerim batırdığım için onu ondan sonra. Bana tekrar bir şey emanet etmek isterse gönül rahatlığıyla emanet edebilir. Gönül rahatlığıyla da yine batarız. Çok teşekkür ederim. Sevgili Ezgi, bu program bizimle birlikteydi. Ben çok teşekkür ederiz. Ben seninle konuşmak ederim. Hep bir keyifti. Evliliğimizin kurtulduğunu düşünüyorum. Bir daha lütfen kötü sözler söyleme. Kötü sözler mi? Zaten çok zor kurduk bu evliliği. Yani çok hikaye vardı aslında anlatılacak. Zor bir evlilik ne demek ya? Çok zor... Hani oldu her şey. Kolay olmuyor. Bir evlilik kolay olmaz evet. Öyle. Sen de adamın kralını aldın. Adamın hasını buldun sen. Doğru. Yaz dizilerini konuştuk bu hafta. Evet. Konu bizim hazır. Sizden bir ricamız olacak bu anlamda. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi, videoları izlemeyi, bildirimleri açmayı. Başka ne vardı ya? Abone ol dedim mi? Abone... YouTube'a girin. kardeş. Abone ol. Bildirimleri aç, videoları like'la. Evet. TL'den çıkın. TL'den çıkın. Dolarda kalın bu süre. Aynen. Bir de yorum yazın. Sizleri seviyoruz. Haftaya görüşürüz. Hoşça kalın.